Belediye Başkanı Halil Aktaş beraberindeki ekiple beraber pazar yerine giderek incelemelerde bulundu. Kurban kesimi yapılarak dükkan sahiplerine teslim edilen pazar yerinin eski kurulduğu alana da açık yüzme havuzu bulunan sosyal tesis yapılacak. İncelemenin ardından İnegöl Belediye Başkanı Halil Aktaş açıklamalarda bulundu. Güzel ve özel inşallah Oylat'a değer katacak önemli mekandayız. Şunu önceki ifade edeyim ki Oylat'ın önemli unsurlarından bir tanesi de köylü pazarıdır. Köylü pazarı diye tabir ettiğimiz genelde doğal ürünlerin satıldığı, efendime söyleyeyim, yıllardır Oylat'a değer katmış bir pazardır köylü pazarı. Lakin bulunduğu fiziki konum itibariyle gerçekten çok iptidai şartlarda hizmet veren ve artık müşterinin de açıkçası uzaklaşmaya başladığı bir pazar haline dönüştü. Daha önce iş yeri sahipleri arkadaşlarımızla, çalışanlarımızla bir araya geldik ve buradaki otantik pazarı devreye sokmak adına bir faaliyet içerisinde olduk. Tabii çok şeyler konuşuldu, tartışıldı. Arkadaşlara da hep o zaman ifade ettim. Biz bu pazarın aktivitesinin düşmesinden ziyade aktivitesinin yükselmesi için mücadele edeceğiz, gayret edeceğiz dedim. İnşallah göreceksiniz bu pazar. Sadece bu pazara mahsus bile müşterilerin olduğu, insanların akın akın gelip buradan alışveriş yaptığı bir yer haline dönüşecek. Tabii son rutuşları veriyoruz. Bugün hayırlısıyla inşallah kurbanlarımızı keselim. Efendime söyleyeyim, burada arkadaşlarımıza selam verelim. Çalışmalarda yerinde izleyelim istedik. Eski yerde biliyorsunuz içeride yatıp kalkanlar vardı. Çok iptidai şartlarda, çok gelişi güzel tentelerden, tenekelerden efendime söyleyeyim mekanlar vardı. Burada nezih bir bina yükseldi. 24 tane dükkanımız var bu arada söyleyeyim. 6 tane lojmanımız var. Burada yine yatıp kalkmanda ayrı bir bölüm olarak arka tarafta. Beraberinde bu avlu inşallah çok önemli alışverişlerin, çok önemli gezintilerin mekanı haline gelecek. Aktaş eski pazarın olduğu yere de güzel bir tesis yapılacağının müjdesini verdi. Bu köylü pazarını otantik pazara taşımanın bir esprisi vardı açıkçası. Eski yerle alakalı da biz nasip olursa hemen projelendirme işlemlerine başlayıp açık yüzme havuzu ve spor tesisi, çok amaçlı tesis düşünüyoruz. Beraberinde şimdi cami ile alakalı da inşallah bize bir sunum yapılacak bu toplantının arkasından. Cami ve civarındaki binaların tamamını yıkmayı ve beraberinde de orada Oylat'a yakışır, Oylat'a yaraşır, Oylat'a gelenlerin de açıkçası genel anlamda camiyi çok kullanan kesim olması hasebiyle Oylat'a yaraşır bir caminin yükselmesi için de çok özel bir proje başlatacağız. O da inşallah nasip olursa 2016 yılı içerisinde, yani 2016 başı itibariyle yükselmeye başlayacak. Nasip olur inşallah 2016 sonuna kadar açarız.